Sayın katılımcılar, herkese iyi akşamlar diliyorum. Hoş geldiniz. Bu akşam Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Sendromik Paneller Özel Etkinlik Serisinin ikinci modülü olan gastroenterit panelini konuşacağız. İki değerli konuşmacımız var. İlki Karabük Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı'ndan Doçent Doktor Meryem Çolak hocamız. İkinci konuşmacımız ise Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı'ndan Profesör Doktor Sinan Sarı hocamız. Zamanı iyi kullanabilmek ve sizlerin de sorularına olabildiğince fazla vakit ayırabilmek adına hızlıca sunumlara başlayabiliriz diye düşünüyorum. Sunum sonunda yani iki sunumda bittikten sonra sorularınızı alacağız. Sorularınızı chat kısmına değil soru cevap kısmına yönlendirirseniz biz de konuşmacılarımıza sizin sorularınızı aktarabiliriz. İlk konuşma için Meryem Çolak hocamıza sözü bırakıyorum. Enfeksiyöz ishallerin mikrobiyolojik tanısında hızlı tanı testlerinin yeri ve sorunlar konusunda sunumunu yapmak üzere. Buyurun hocam. Çok teşekkür ediyorum. Hemen şöyle sunumumu paylaşarak ben de başlayayım. Öncelikle herkese Safranbolu'dan selamlar, sevgiler, iyi akşamlar diliyorum. Enfeksiyöz ishallerin mikrobiyolojik tanısında hızlı tanı testlerinin yeri ve sorunları paylaşacağım. İshal akut gastroenteritin en önemli bulgusu. Neden önemli, bu kadar önem veriyoruz? Çünkü dehidratasyona neden oluyor. Malnütrasyon nedeniyle de büyüme ve gelişmeyi engelliyor. Gereksiz bir antibiyotik kullanımına neden olduğu için de ciddi boyutlarda iş gücü ve ekonomik kayıplara yol açtığı için de ishal bizim için çok önemli. İshal dediğimizde bunun etiyolojisine bakarsak enfeksiyoz ve enfeksiyoz olmayan etkenler rol alır ishalin etiyolojisinde. Enfeksiyoz kaynaklı olmayanlar genellikle işte stres, psikolojik nedenler, hormonal nedenler, diyet, beslenme ve benzeri faktörlere bağlı. Enfeksiyoz dediğimizde ise genellikle bakteriler, virüsler, parazitler gibi çeşitli etkenler nedeniyle oluşan durumlar. Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre tüm dünyada her yıl yaklaşık 2 milyar ishal olgusu meydana geliyor ve yaklaşık 1,5 milyon kişi de enfeksiyoz ishalli hastalıklar nedeniyle hayatını kaybediyor. Çok büyük bir rakam. Çocuklar denildiğinde de alt solunum yolu enfeksiyonlarından sonra meydana gelen ölümlerin ikinci en sık nedeni ishalli hastalıklar. Ve yine yaklaşık 5 yaş altındaki grupta 525 bin çocuk ishalli hastalıklar nedeniyle her yıl hayatını kaybediyor. Evet, biz bu ishalli hastalıkları, enfeksiyoz ishalleri görülme sıklığı 5 yaşın altındaki çocuklar için daha fazla konuşuyoruz. Ama hastaneye yatış ve ölüm nedenlerine bakıldığımızda 65 yaş üstü için de oldukça büyük bir rakam. En fazla rakamı 65 yaş üstünde görüyoruz. Tabii günümüzde artan yaşam süresi de düşünüldüğünde bu oldukça önemli bir durum. Dünya Sağlık Örgütü diyor ki her yıl işte güvenli olmayan su kaynakları, sanitasyon, hijyen eksikliği gibi nedenlerle 829 bin insan hayatını kaybediyor ishal hastalıklara bağlı olarak. Bunun en büyük etkenine de güvenli olmayan su kaynaklarını söylüyorlar. Gerçekten dünya üzerindeki tüm su kaynaklarına baktığımızda %98'i denizlerde işte tuzlu su kaynağı olarak ne ve %2'lik kısmını biz temiz su olarak kullanıyoruz. Bu %2'lik kısmın içerisinde de %87'sini %90'ına varan oranlarda buz kütleleri halinde ve geriye kalan %12'lik 13'lük kısmı ise yeraltı kaynakları içme kullanma suları olarak. Gerçekten dünya dünyadaki su kütlesinin dağılımına baktığımız zaman güvenli dediğimiz ve temiz dediğimiz içme suyuna ulaşımın oldukça sıkıntılı olduğunu görebiliyoruz rakamlarla da. Tabii sadece içme kullanma suları değil, bunun haricinde bu enfeksiyöz ishallere neden olabilecek etkenleri bulduğumuz yerlerde yapılan çalışmalarda diyor ki işte yüzme havuzları, içtiğimiz sular, sanitasyonu eksik yapılmış süt ürünleri, bazen hayvan bahçelerindeki işte hayvanat bahçelerindeki ziyaretler veya pet shoplardaki ziyaretler bile
kontaminasyon kaynağı olarak karşımıza çıkabiliyor. Bu akıt enfeksiyöz ishallerden sorumlu etkenlerin dağılımına baktığımızda %70 ila 80'inin virüsler kaynaklı olduğunu görüyoruz. Biraz daha düşük rakamlarda olmak üzere bakteriler ve parazitler de etken ama %80'e varan oranlarda virüslerin etken olduğunu görüyoruz. Ülkemizdeki durum nedir? Yine bakteriler, virüsler, parazitlerin etken olduğu gruplarda norovirüs, rotavirüs ve enterik adenovirüslerin başı çektiğini görüyoruz. Tabii yaş gruplarına göre bu değişiyor. Örneğin 0-5 yaş grubu için baktığımızda rotavirüsler en yaygın olarak görülüyor. Ama bakteri grubuna baktığımızda Shigella, Salmonella, Campylobacter, enteropatojenik E. coli, Yersinia, parazit gruplarından da Giardia ve Entamoeba'yı, Histolytica'yı sıklıkla ülkemizdeki ishal etkenleri olarak görüyoruz. İshal olguların çoğunda tanıyı klinik bulgularla yapmaya çalışıyoruz ama bu tek başına yeterli değil. Klinik tanının doğrulanması için mutlaka laboratuvar desteği gerekli. Ama semptom tek, ishal. Tanı yöntemlerine baktığımızda ise tanı yöntemleri çeşitli ve hastayı gören hekim hangi testi isteyeceğine bu noktada karar veremiyor. Bununla ilgili yapılmış çok sayıda çalışma var. Birini yansıtmaya çalışacağım sizlere. Özellikle işte Clostridium difficile'nin ya da diğer patojenlerin özellikle pediatrik ishallerde etken olduğu durumlarda istenilen testler çalışılmış ve her bir ishal atığı için laboratuvarın 1 ila 10 arasında değişmek üzere test yaptığı sonucuna varır. Clostridium difficile testi istenen olguların %28'inde farklı bir patojen tespit edilmiş. Clostridium istenmeyen ishal ataklarında ise %88'inde Clostridium difficile tespit edilmiş. Bu gerçekten de işte semptom tek ama hangi testi isteyeceğimiz ve doğru etkeni tespit edemiyoruz noktasında çarpıcı bir örnek. Laboratuvarda tanıda evet mikroskobi kullanılabilir, kültür kullanıyoruz, kültür kullanılır. İmmükromatografik yöntemi içeren testler özellikle rutinde yaygın olarak işte immükromatografik antijen testlerine, rotaadenonun tanısında olduğu gibi kullanıyoruz. Kullanımı kolay, ucuz, hızlı sonuç veriyor. Bu yüzden tercih ediyoruz. Yine ELISA ve LETEX aglutinasyon tespitine dayalı testlerimiz de var. Ve bir de nükleik asit amplifikasyon testlerini kullanıyoruz. Ancak bu yöntemlere baktığımızda tabii ki yetkin, tecrübeli laboratuvar personeli gerektiriyor. Zaman alıcı, uğraştırıcı yöntemler ve bu yöntemler özellikle antibiyotik tedavisi başlanmış ise kültürle izolasyonu mümkün olamıyor. Ya da dışkıda yer alan bu artefaklar nedeniyle mikroskobik görüntülemede zorluklar yaşıyoruz. Artefakları özellikle parazitlerin tanısında karıştırılabiliyor ve yetkin tecrübeli laboratuvar personeli tabii ki gerektiriyor. Tüm her şey çok güzel olsa bile gastroenter etkenlerini bu rutin biraz önce konuştuğum laboratuvar testleriyle yapılan tanıda %30 ile %65'inde etkenin tanımlandığı yine %35-70'inde yapılan çalışmalarda farklı rakamlar söylüyor ama etkeni saptayamıyoruz. Yani herhangi bir etken tespit edilememiştir şeklinde sonuçlar alıyoruz. Tabii tanı koyulamayan bu durumlar göz önüne alındığında ya direkt ampirik olarak antibiyotik tedavisi başlayan olgular oluyor. Bu da gereksiz bir antibiyotik kullanımını beraberinde getiriyor. Tabii ki ekonomik kayıp hatta dirençli izolatların oluşmasına da yol açıyor. Bu sorunlar göz önüne alındığında işte bu eksiklikleri gidermek adına bu sorunlara çözüm arayışları adına artık sendrom panelleri, çokluğu patojeni saptayan hızlı moleküler testleri gastroenterit etkenlerini tespit edebilmede de kullanmaya başladık. Ancak özellikle immün sistemi zayıf hastalar, çocuklar gibi enfeksiyon etkenini belirlemede çok önemli taşıyan kritik hasta gruplarında rutin tanı testi olarak kullanılmaya başlandı şu anda. Dezavantajları var, avantajları var yönteme baktığınız zaman. Dezavantaj olarak kurulumu çok zahmetli ve maliyetleri oldukça yüksek. Pahalı da her bir test maliyeti ya da bu sistemi laboratuvarla kurmak. Bir sonuç aldığımız zaman bu bir kolonizasyon mu yoksa kontaminasyon mu bunun ayrımını yapamıyoruz sendromik testlerde. Yine canlı ve cansız patojen ayrımı yapamadığımız için sadece gen varlığını gösterebiliyoruz. Bunlar şu anda hala multiplex yöntemlerde dezavantajlar olarak karşımıza çıkıyor. Ama duyarlılığı çok yüksek, özgül, çok hızlı sonuç alabiliyoruz. Tek bir dışkı örneğiyle çalışıyoruz. Aynı anda birden fazla ajanı araştırabiliyoruz. Zenginleştirme, işte farklı BCR'leri ya da ileri serolojik testler, biyokimyasal testler yapmaya gerek yok ve dahası klinisyenin tahmin edemediği patojenleri bile bu testler
tanılayıp söyleyebiliyor. Bu amaçla bir sürü sisteme baktığımız zaman gastrointestinal paneller üretilmiş. Günümüzde de bunun kullanımı giderek artıyor. Bu panelleri düzenlediğimiz esnada bu konuşmayı hazırlarken de acaba kaç sendromik panel var, neler kullanılıyor, bununla yapılan yayınlar neler diye baktığımızda şu ekranda gördüğünüz algoritmaya ulaştık. PubMed, Scopus, TR dizinde panellerle ilgili olarak neler kullanılmış şeklinde bir tarama yaptık. Yaklaşık 8.000'e yakın çalışma vardı. Farklı veri tabanlarında ortak olanlar ya da işte kullandığı paneli tam olarak belirtmeyenler ya da panelin prosedürünü anlatmayan çalışmaları eledik ya da tam olarak etkeni tarif etmeyenlere. Sonuçta biz 832 tane çalışmada farklı farklı paneller kullanıldığını gördük. Sizlerle şimdi bu panelleri mevcutta kullanılan test yöntemlerinden bahsedeceğim. Sadece bakterileri, sadece virüsleri ya da sadece parazitleri saptayabilen farklı gastroenteritis panelleri var. Bunun yanında bakterileri, virüsleri, parazitleri tamamını eş zamanlı olarak tespit eden paneller de var. Yani amacımıza yönelik olarak panel seçiminde bulunabiliyoruz. Örneğin sıklıkla izole ettiğimiz bakteriyel etkenlere baktığımız zaman Campylobacter, Salmonella ve Shigella'nın neredeyse ticari olarak satılan tüm panellerde ortak olarak bulunduğunu gördük. Bunun yanı sıra Aeromonas, Yersinia, Listeria işte ticari firmalardan bir tanesi Yersinia ve Listeria'yı beraber koymuş, diğeri Vibrio'yu da dahil etmiş gibi. Tamamen amacınıza veya bulunduğu bölgedeki görülme sıklıklarına göre tercih edebileceğimiz farklı ticari paneller var ama Campylobacter, Salmonella ve Shigella hemen hemen hepsinde ortak olarak tespit edilebiliyordu. Bununla ilgili ulaştığımız 9 tane farklı panel tespit ettik. İşte Rüdegen, FTD'nin, Alplex firmasının, BD-MAX'in gibi tespit edebildiği etkenleri biraz önce de bahsettiğim gibi her bir firmanın kendine göre değişiyor. Kimisi ortak, kimisinde farklı mikroorganizmaları, bakterileri dahil edip çıkarmışlar. Bununla ilgili farklı farklı kitler mevcut. Virüslere baktığımızda rotavirüs, adenovirüs ve astrovirüsün çoğu gastroenterit panelinde ortak yine bulunduğunu gördük. Bunun dışında norovirüs, sapa, bokavirüs ve enterovirüsünde yine farklı firmalarda dahil edilip görülen virüsler arasında olduğunu gördük. Bununla da ilgili 8 tane farklı panel vardı. Rüdegen'in yine FTD'nin, Alplex'in, Cplex, DMX'in bununla ilgili panelleri mevcut. Yine parazitlere baktığımızda hemen hemen tüm panellerde Giardia, Cryptosporidium ve Entamoeba histolytica'nın ortak olarak saptanan mikroorganizmalar, parazitler olduğunu gördük. Entamoeba, Fragilis, Blastocystis ve Cyclosporina'nın da yine olarak panellere göre değişmek üzere dahil edilip çıkarılan parazitler olduğunu. 4 tane kullanılan vardı. FTD'nin yine, Austenoxetic'in, BD-MAX'in panelleri vardı bununla ilgili olarak. Yine sadece bakteri, virüs ve parazitleri saptayanları konuştuk şimdiye kadar. Bir de bunların yanı sıra bakteri, virüs ve parazitleri de ortak olarak sendromik panel dediğimiz eş zamanlı olarak tespit edebilen yine kitler de mevcut. Bunlar 12 taneydi firmalar. Varigen'in, Astiagnostik'in, Gastrofinder firmasının, Ridegen'in farklı farklı virüslerin dahil olduğu, bakterilerin dahil olduğu, yine parazitlerin dahil olduğu farklı paneller olduğunu gördük. Yine kurumun ihtiyacına göre veya bulunduğumuz bölgedeki yaygınlığa göre tercih edilmiş kitlerdi. Bunlara hızlıca bakarsak bakterilerin, bakteriyel toksinlerin, virüslerin ve parazitlerin tespiti için ilk olarak Luminex firmasının 2013 yılında FDA onayı alan ilk multiplex testi X-Tek olduğunu tespit ettik. Bakterileri, virüsleri ve parazitleri aynı anda tespit edebilen FDA onaylı ilk test bu. Test için ortalama olarak 96 numuneyle çalışıp 5 saat kadar sürüyor ve %90 üzerinde bir duyarlılık ve özgürlüğe sahip. Sadece açık amplikasyon formu dediğimiz, yani iki defa iş akışı sırasında iki defa nükleik asitin amplifikasyonunun transferi gerekiyor. Bu da düşük de olsa bir kontaminasyon ihtimalini doğurduğuyla yönelik
Endişeler var, çalışmalarda bunları gördük. Yapılan çalışmalara baktığımızda işte Mengel ve arkadaşlarının kullandığı bir çalışmada 329 hastanın 162'sinde, yani %9,2'sinde bir veya daha daha fazla patojen için pozitif tespit etmişler. Bu da negatif dedikleri 34 örneğin bu panelle tespit edildiği, duyarlılığın özgürlüğünün daha yüksek olduğuna yönelik bir tespit. Bir diğer panel ikinci olarak onaylanmış FDA tarafından, ikinci onaylanmış bir sonraki yıl 2014'te Filmer-Rayen gastroenteritis paneli. Yine çeşitli bakteriler, virüsler ve parazitleri tespit edilen bir panel. Bu yaklaşık bir saat içerisinde sonuç veriyor ve duyarlılıkları da özgürlükleri de %98'lere 99'lara varan oranda oldukça yüksek. Bununla ilgili yapılan çalışmalarda yine Avusturya'da yapılmış bir çalışmada kültür, işte antijen testi, mikroskop gibi rutin testlerle FilmArray'in paneli karşılaştırılıyor. 709 örnekle çalışıyor ve FilmArray'de %54 oranında en az bir patojen için pozitif tespit ettiğini, diğer rutinde kullanılan yöntemlerde ise %18'lik pozitiflik saptayabildiğini söylüyorlar. %18, %54 gibi bir rakam kıyaslama söz konusu bu panelde. Amerika Birleşik Devletleri'nde yine yapılmış bir çalışmada yine rutin testlerle FilmArray paneli kıyaslanıyor. FilmArray'de %65 pozitiflik, diğer rutin testlerle %46 pozitiflik saptayabildiği bildirilmiş. Bir diğer panel yine FDA tarafından onaylanmış üçüncü panel, Varigen firmasının paneli. Bu testte de analiz süresi yine 2 saat kadar sürüyor. Duyarlılığı, özgürlüğü %97-98'lere varan oranlarda oldukça yüksek. Bununla ilgili yapılmış çalışmalarda da 3795 dışkı örneğinin %13 kadarını Varigen testiyle pozitif tespit edilmiş. Bakteriyel bir patojen için pozitif söylediği 238 örnek var. Kültür testiyle 35 numunede negatif sonuç vermiş, ancak Varigen testinin bunları da doğru olarak tespit ettiğini bildirmişler. Bir diğer sıklıkla kullanılan test QuiStat firmasının panel testi. Bu da yine çeşitli bakteriler, virüsler ve parazitler için çalışıyor. Test duyarlılık ve özgürlükleri oldukça yüksek, 97 yine 98'lere varan oranlarla. Bununla ilgili yapılmış çalışmalarda da QuiStat bu panelinin gerçek zamanlı PCR testiyle kıyaslamış ve panelin PCR testiyle tespit edilemeyen 42 patojeni daha tespit edebildiğini ifade etmişler ve daha yüksek duyarlılık ve özgürlüğe sahip olduğu bildirilmiş. Alplex firmasının bir diğer paneli yine çeşitli bakteri, virüs ve parazitleri tespit etme özelliğinde duyarlılık özgürlüğü %95'lerde. Bununla ilgili yapılan çalışmalarda da bakterilerde dışkı kültürünü, virüslerde elektron mikroskobunu kullanıp bu panelle karşılaştırmışlar. Rutin yöntemlerde %18'e varan oranlarda bir pozitiflik saptanırken, Alplex'in bu paneliyle %44'e varan bir pozitiflik tespit ettiğini ve panelin rutin yöntemlere göre 2 kat oranında daha fazla pozitif örnek tespit edebildiği bildirilmiş. Bir diğer panel Gastrofinder firmasının testi, yine çeşitli bakteri, virüsler ve parazitleri çalışabiliyor. Yaklaşık 2,5 saat içerisinde sonuç veriyor. Bununla ilgili biraz sınırlı performans verileri var baktığımızda sistemde. Ülkemizde bu kiti kullanarak yapılmış bir çalışmada %48 oranında çeşitli gastroenterit etkenlerinin saptanabildiği bildirilmiş, bakteriler, virüsler ve parazitlere göre değişen rakamlarda olmak üzere ve tercih edilebileceği oldukça yüksek oranlarda pozitifliği olduğu bildirilmiş. Bir diğer panel BD-MAX'in paneli. Yine çeşitli bakteri, virüs ve parazitlerin etken olduğu bir panel. 4 saat içerisinde 24 numara ile çalışıyor. Duyarlılıkları, özgürlükleri %99, %100 olarak verilmiş, oldukça yüksek. Yapılmış bir çalışmada 2000'den fazla örnek gerçek zamanlı PCR ve BD-MAX'in bu paneliyle karşılaştırıldığında %99,4 uyum sağladı. Oldukça yüksek uyum içerisinde olduğu bildirilmiş. Hologic firmasının bir paneli bakteri patojenini ve toksin tespit ediyor. Yine duyarlılık ve özgürlüğü %100'e varan oranlarda olduğu bildirilmiş.
Yapılan çalışmalarda da 1200 örnekle küp ve enzim imlesiyle kıyaslanmış. Panelle %8 oranında pozitiflik saptanırken kültürle bu oranın %5'lerde kaldığı ifade edilmiş ve yine daha yüksek duyarlılık özgürlüğe sahip olduğu belirtilmiş. Bir diğer panel Alplex firmasının paneli. Bu da yine çeşitli bakteri, virüs, parazitleri aynı anda tespit edebilen bir firma, bir kit. Ancak burada ayrı bir nükleik asit ekstraksiyonu gerekli oluyor. Duyarlı oldukça yüksek ama tekrar bir ekstraksiyon gerekli olduğu için ve sadece parazitik patojenleri tespit edemediğinden dolayı virüs ve bakterileri tespit edebildiğinden dolayı da olumsuz avantaj olarak belirtilmiş. Yapılan çalışmalarda PCR yöntemiyle ya da kültürle pozitif olduğu tespit edilmiş 200 örnekle elektron mikroskobu PCR veya kültürle 200 örnek test edilmiş. Bu bir de kitle tercih edilerek bir kez daha bakılıyor. Adenorota ve norovirüsü tespit ederken %100 oranında uyum sağladı. Ancak norovirüs G2'de daha düşük oranlarda oldu. Çünkü bir numunede Alplex tespit edememiş. Bu şekilde bir çalışma sonucu belirtilmiş. Ridagen firmasının çeşitli bakterileri, virüsleri ve parazitleri tespit eden bir diğer panelinde duyarlılık ve özgürlük %94-99 olarak tespit edilmiş. Yaklaşık 2 saat içerisinde yine sonuç verebilen bir panel. FTD firması sıklıkla kullanılıyor. Yine çeşitli bakterileri, virüsleri, parazitleri tespit eden panelleri var. %100'e varan duyarlılık ve özgürlükleri mevcut. Yapılan çalışmalarda çeşitli uyumsuz sonuçlar olduğu belirtilmiş ve duyarlılık özgürlük de adeno ve norovirüs için %100'e varırken adenovirüslerde %99 olduğu farklı testlerle farklı sonuçlar verdiği belirtilmiş. Enterik bio panelde yine çeşitli bakteri, virüs ve parazitleri tespit edebiliyor. Duyarlılıkları %83 ila %100'e varan oranlarda belirtilmiş. Ask Diagnostics'in yine bir paneli var. Çeşitli bakteri, virüs ve parazitleri tespit edebilen. Bu panel 3 ila 4 saat arasında 24 numuneyi işleyebiliyor. Yine nükleik asit ekstraksiyonu ve saflaştırma gerektirdiği için de dezavantaj olarak belirtilmiş bu panel. Clart Enterobek isimli bir panelde üretici kaynaklı olarak şu anda tedariği durdurulmuş, firma satış etmediğini bildirdi. Biocode firmasının yine bir paneli. Çeşitli bakteri, virüs ve parazitleri tanımlayabiliyor. Klinik faydasına ilişkin bununla ilgili bir bağımsız çalışmaya rastlayamadık. Ancak referans test yöntemleriyle uyumlu olduğunu belirten bir üreticinin hazırlamış olduğu bir kit şeyi mevcut. Üretici bu şekilde bir prospektüs yayınlamış. Ancak çalışma bağımsız bir yapılmış, bilimsel çalışma yok. Gördüğümüz gibi bu multiplex panellerin her biri çeşitli benzersiz avantajlara, dezavantajlara sahip. Hangi testi tercih edeceğimiz, hangi paneli uygulayacağımız tamamen maliyetine, iş akışımıza, evet, o testin performansına ya da testi uygulayacağımız hasta popülasyonu gibi faktörlere bağlı olarak değişiyor. Buna göre bize hangisi uygunsa onu tercih edeceğiz. Ancak gelecekte teşhis laboratuvarlarında daha fazla kullanım alanı bulacağına eminiz. Ülkemizde ve yurt dışında yapılan çoğu çalışmaya baktığımızda uygun şartlarda bile yapsak enfeksiyöz ishal vakalarının %50'den fazlasını etkinin saptayamıyoruz. Ayrıca ishalli hastalara baktığımızda tamamen bir sağlık kuruluşuna başvurmuyor. Çoğu kendini sınırlayan şekilde klinik göstererek ilerlediği için herhangi bir sağlık kuruluşuna başvurmayı da gerektirmeyebiliyor, kişiler bu şekilde düşünüyorlar. Haliyle hastalar gelse bile başvuran her hastadan dışkı örneği alıp etken araştıramıyoruz. Yine çünkü her sağlık kuruluşunun çeşitli bunları arayacak, etkeni arayabilecek laboratuvar olanakları yok. Ya da başvuru öncesinde bir antibiyotik kullanılmış da olabiliyor. Tabii kişinin beslenme alışkanlıkları vesaire de bizim için önemli. Bu nedenler bir araya geldiğinde de etkeni saptamayı engelleyen noktalar oluyor. Hastaların da yaklaşık %60'ında
Probiyotik kullanımı gibi çeşitli beslenme önerileri ve sembiyotik tedbirler gönderiliyor. %20'si hidrasyon ve antibiyotik içeren tedaviler uygulanıyor. %2 ila 7'sinde hastaneye yatışının gerektiği görülmüş. Bu duruma bakıldığında önceki %60'ında probiyotik kullanıyor. %20'sinde de sadece antibiyotik tedavisi verilerek gidebiliyor. Yani %80'e varan bir oranda tedavisi birinci basamağı durumda görünüyor. Ancak üniversite hastaneleri gibi sağlık kuruluşlarına yönlendirildiği zaman bu grup bunlar gereksiz bir ekonomik yük oluşturuyor. Kişilerin sağlık sistemine ulaşılabilirliğini de azaltıyor. O yüzden iş yükünü de tabii ki arttırıyor. Tedavi başlanmayan olgular ya da bu etken saptanmadan tedavi başlanan olgularda düşünüldüğünde aslında sağlık eğitimini güçlendirmek ya da birinci basamak sağlık kuruluşlarını daha etkin kullanabilmek yönünde bazı önlemler alınması gerekiyor. Bir de yapılan çalışmalarda bakıldığında hasta dosyalarında özellikle retrospektiflerde sizler de karşılaşıyorsunuzdur. Gaytanın yapısal özellikleri, sıklığı ya da kişide görülen en sık görülen bulgular, semptomlar neler? Hatta belki hastada virüs gibi aşılanma durumları ne gibi bilgilerde eksiklikler var. Haliyle ishal nedenlerinin araştırıldığı çalışmalarda bu konularda bilgi eksikliklerinin bulunması geniş çaplı surveillance çalışmaları yapmamızı engelliyor. Hatta vakalara ait kayıtları standartize edebilsek devamında kullanılan su kaynağı nasıldı, konut yapısı, çevre sanitasyon koşulları gibi durumlara da ilerleyebilip çok daha kapsamlı çalışmalar yapabiliriz. İshalli hastaların tamamının bir sağlık kuruluşuna başvurmaması, kırsal kesimlerdeki insanların sağlık hizmetine erişimindeki sıkıntılar yaşaması, ishalli olguların tamamına ait bir vaka kaydı oluşturulmaması, başvuran hastalarda da etken araştırılmasının yapılamaması gibi durumlar bir araya geldiği zaman enfeksiyöz ishallerin etken dağılımını ve gerçek sıklığını aslında tabloyu net olarak göremediğimizi söyleyerek kapatmak istiyorum. Safranbolu'dan, Kırıbük'ten hepinize tekrar selamlar, saygılar. Evet, teşekkür ediyorum. Buyurun. Teşekkürler sevgili Meryem. Zevkle dinledik. Şimdi ikinci konuşmacımız Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Gastroenteroloji Bilim Dalı'ndan Profesör Doktor Sinan Sarı. Sinan benim çalışma arkadaşım. Biz konu olarak çocuklarda da gerçekten hem akut özellikle de kronik ishalleri izliyoruz. Bunların önemli bir kısmında enfeksiyonlar elbette etken ve bazen bir enfeksiyoz ajan aramaya ihtiyaç duymadığımız da oluyor ama bazen öyle durumlar oluyor ki hem hızlıca sonuç almak istiyoruz hem de sensitif ve spesifik testlerle sonuç almak istiyoruz. Bu anlamda bu konuşmanın konusu şimdi kullandığımız bu multiplex PCR testlerinin klinikte kullanımı ve bize nasıl yardımcı olacağı konusunda olacak. Buyurun Sinan. Herkese iyi akşamlar. Ben de klinik pratikte bu testleri nasıl kullandığımızı literatür eşliğinde size anlatmaya çalışacağım. Biz hani ishal deyince ishalleri akut ishaller ve kronik ishaller olarak ikiye ayırıyoruz. Akut ishal deyince çoğunlukla enfeksiyöz ishaller aklımıza geliyor. Her ne kadar toksinler de, besinler de akut ishal yapabilse de akut ishal neredeyse eşittir enfeksiyöz ishal gibi düşünüyoruz. Akut ishaller uzadığında 14 günden daha uzun sürdüğünde kronik ishal olarak adlandırıyoruz. Kronik ishal deyince uzun bir ayrıcı tanı listesi var ve bu listenin başında yine enfeksiyonlar var. Ve biz kronik ishal yapan bir hastalığın tanısını koyarken mutlaka enfeksiyonları dışlamak istiyoruz. Enfeksiyonları dışlamadan öbür tanılara genelde geçmiyoruz. Bunun dışında
birçok neden, ishallere neden oluyor ve inflamatuar bağırsak hastalığı gibi bir hastalıkta tanı koyduktan sonra da enfeksiyonlar, alevlenmelerin önemli nedenlerinden birisi. Orada da yine enfeksiyonları dışlamak gerekiyor. Önce akut ishalden başlayacak olursak, akut ishal önemli bir sağlık problemi. Her gün 2000'e yakın çocuk ishalden dolayı ölüyor. İshalden ölümler bakıldığında dördüncü sırada, çocuk ölümlerinin dördüncü sırada nedeni olarak görüyoruz. Etkenlere baktığımızda çoğunlukla virüsler, bakteriler biraz daha arkadan geliyor. Ve bu da gelişmekte olan ve gelişmiş ülkelerde farklılık gösterebiliyor. Biz klinik pratikte akut ishalli bir hastaya nasıl yaklaşıyoruz? Kısaca ondan bahsedeceğim. Çünkü çok önemli ve burada nereye yerleştireceğiz bu panelleri? Bunu daha iyi anlayabilmek için. Biz klinisyen olarak, yani burada gösterdiğim algoritma aslında textbooklarda, kılavuzlarda 3 aşağı 5 yukarı ufak farklar da olsa benzer bir algoritma. Biz non-invaziv ve invaziv olarak ishalleri ayırıyoruz. Çünkü tedavi yaklaşımımızı değiştiriyor bu yaklaşım. Klinik olarak önce bir anlamaya çalışıyoruz. İşte kanlı müküslü kakası varsa, işte ateşi çok yüksekse acaba bu invaziv mi diye daha çok düşünüyoruz. Buradan eğer anlayamazsak direkt mikroskobi bizim için bir yöntem oluyor. Gayta örneğini mikrobiyolojiye gönderiyoruz veya klinikte kendimiz bakıyoruz. Lökosit ve eritrosit varsa hastanın mikroskobisinde diyoruz ki bu invaziv ishal olabilir ve gayta kültürü gönderiyoruz. Direkt mikroskobide amip trofozoitleri görebiliyoruz. Ve Clostridium difficile toksini de klinik pratikte özellikle antibiyotik kullanımı varsa daha önce sıklıkla hani kullandığımız enstrümanlardan birisi. Kendi klinimizde, hastanemizde bu yöntemleri kullanabiliyoruz. Non-invaziv düşünüyorsak, daha çok sulu ishalse ve mikroskobide lökosit, eritrosit sayısı düşükse o zaman daha çok non-invaziv nedenleri düşünüyoruz. Burada kandida hiflerini görebiliyoruz. Giardia trofozoide eğer taze örnekte laboratuvara gönderebilmişsek veya biz bakabilmişsek onu görebiliyoruz. Bunun yanında çoğunlukla her zaman bir rotavirüs antijeni, adenovirüs antijeni bakabilme şansımız var. Kriptosporidin özellikle immün yetmezliği olan hastalarda arayabiliyoruz. Peki bu gayta kültür endikasyonu sadece invazivlerde mi hani gönderelim gayta kültürünü? Çeşitli kaynaklar diyor ki yatan hastaların hepsine gönderin diyen kaynaklar var. Aldığımız öyküyle hani bunu tedavi edebilir bir patojen olabileceğini düşünüyorsak işte Vibrio cholera, Shigella, Salmonella burada hani gönderin. Eşlik eden komorbidde varsa yine burada da gayta kültürü gönderilmesini öneriyor. Ama tüm bunlara rağmen baktığımızda hastaların çok azında etkeni tanımlayabiliyoruz ve bu panellerle, gastrointestinal sistem patojen panelleriyle karşılaştırdığımızda İşte 2018'de yapılan bir çalışmada görüyorsunuz standart testlerle %6 panellerde bu %35'e çıkmış. Bir başka çalışmada standart testlerle %43 panellerle %56'ya kadar çıkmış. Tek örnekle panel bize ne avantaj sağlıyor? Tek örnekle hızlı ve kolay bir tanı koyabiliyoruz. Çok geniş bir mikroorganizma yelpazesi kitle göre değişmekle beraber anlatıldı. Birçok mikroorganizmaya tanı koyabiliyoruz. Panelin çok hızlı çalışması etken tanımlamayı hızlandırıyor. Bu epidemiolojik anlamda önemli bir veri sağlıyor. Salgın yönetiminde yine etkeni tanımlayarak bize yararlı bilgiler sağlayabilir. Peki bu tedavide bir şey değiştirir mi? Bu patojenleri tanıdık, isimlerini koyduk. Bize bir avantaj olur mu? İshal tedavisi deyince ishalin tedavisinin temelini sıvı elektrol tedavisi ve beslenme oluşturuyor. Özür dilerim. Hastaların az bir kısmında antibiyotik kullanıyoruz. Antibiyotik endikasyonu o kadar az ki baktığımız zaman mikroorganizma özelinde baktığımız zaman E. coli, Shigella, Salmonella, Campylobacter, Clostridium difficile ve parazitler var antibiyotik endikasyonu olarak verebileceğimiz hastalar olarak. Bunun dışında yine çeşitli kaynaklarda işte koleraya, Shigella'ya, amipe ve Giardia'ya rutin hani verin. Turist diyalizi varsa bunlara ampirik verilebilir deniyor. Bir de her zaman E. coli hesapladığımızda, Yersinia hesapladığımızda, Salmonella hesapladığımızda da antibiyotik endikasyonu yok. Orada da komorbidde varsa seçilmiş hastalarda antibiyotik
vermek gerekiyor. Yani çoğunlukla da bu mikroorganizmaları üretemediğimiz için antibiyotiği amfilik başlıyoruz. Yani hastanın kan lisali var, işte lökositi, eritrositi yüksek mikroskobide. Trofozoit gördük, göremedik. Çoğunlukla yaklaşım hem sahada hem üçüncü basamak hastanelerde yaklaşım amfilik oluyor. Ve bu antibiyotik kullanımı artmış taşıyıcılık, artmış morbidite, uzamış hastalığa neden oluyor ki buna ileride değineceğim. Bunun yanında etken enteromolojik ekoli, şigatoksin üreten ekoli ise antibiyotik verdiğimizde hemolitik üremik sendrom riski de bu hastalarda artıyor. Aynı zamanda antibiyotik direncin önemli nedeni. Dünya Sağlık Örgütü dünyadaki en önemli 10 global sağlık sorunundan birisi olarak bu antibiyotik direncinden bahsediyor. E. coli suçlarının suçları sefalosporin, 3. kuşak sefalosporinlere ciddi direnç kazandığını yine Dünya Sağlık Örgütü'nün 2022 raporu bize söylüyor. İşte tam da burada bu hızlı paneller etkeni tanımlayarak antibiyotik kullanımını azaltmamızda bize yardımcı olabilir. Ancak testin çok pahalı olduğunu biliyoruz. Biz de klinik pratikte testi bu yüksek maliyeti nedeniyle özel hasta gruplarında daha çok kullanıyoruz. Belki yani testlerde daha ucuz olursa rutin her hastaya kullanılabilir. Seçilmiş hasta gruplarında örneğin serviste yatan kemik iliği nakli olmuş hastalar nakilden sonra ishalleri oluyor. Biz growth versus host hastalığı mı yoksa akut bir gastroenterit mi geçiriyor? Bu ayrımı yapmak için hızlı panelleri sıklıkla kullanıyoruz. Ama rutin acilden başvuran, polikliniğe başvuran hastalarda panelleri kullanmıyoruz. Peki ishal, bu enfeksiyöz ishaller uzadığında biz buna persisten ishal diyoruz. Persisten ishaller önemli bir morbidite ve mortalite nedeni. Burada da bizlere bağlı olarak bu durum oluyor. Lüzumsuz antibiyotik kullanımı bunun en önemli sebebi. Özellikle viral ishallerde antibiyotik kullandığımızda ishaller uzuyor. Uzamış açlık, formül mamayla beslenme gibi durumlarda persisten ishale sebep olan bir diğer durum. Persisten ishalin sebebi gelişmiş olan ülkelerde daha çok virüsler, gelişmekte olan ülkelerde daha çok bakteriler olduğunu biliyoruz. Persisten ishallerde yapılan bir çalışmada da, Çin'den yapılan bir çalışmada 5 yaşından küçük, yaklaşık 200 çocukla yapılmış bir çalışma, hastaların yarısından, virüslerin yarısından da bakterilere bağlı persisten ishalin geliştiği gösterilmiş ve persisten ishalli hastaların büyük bir çoğunluğunda gördüğünüz üzere etken izole edilmiş. Kronik ishalle geçecek olursak, burada inflamatuar bağırsak hastalığını özel olarak seçtim. Çünkü literatürde hızlı gastrointestinal sistem hızlı panelleriyle ilgili en çok çalışma yapılmış hasta grubu bu. İnflamatuar bağırsak hastalığı birçok nedene bağlı olarak ortaya çıkan, nasıl geliştiğini çok iyi bilmediğimiz patogenetik olarak kronik bir hastalık. Burada enfeksiyonlar hem hastalığın ortaya çıkmasında suçlanan bir neden, hem ayırıcı tanı da çok önemli. Biz inflamatuar bağırsak hastalığı tanısı koyarken isterse 3 aydır ishali olsun hastanın mutlaka enfeksiyonları dışlıyoruz. Enfeksiyonları dışlamadan hiçbir hastaya inflamatuar bağırsak hastalığı demiyoruz. Bunun yanında tanı koyduğumuz hastalarda da inflamatuar bağırsak hastalığı tanısı koyduğumuz hastalarda da enfeksiyonlar, alevlenmelerin önemli nedenlerinden birisi. Enterik virüsler, sitomegalovirüs çok iyi bilinen alevlenmeye neden olan etkenler. Bunun dışında Clostridium difficile de sıklıkla ayrıca tanıda aranması gereken etkenler. Enfeksiyonların inflamatuar bağırsak hastalığına karşı riski arttırdığını söylemiştim. Burada bakteriler, parazitler çok ayrıntıya girmeyeceğim. Virüslerin, herpes virüslerin bunlara sebep olabileceği biliniyor. Bunlarla ilgili yayınlar var. Alevlenmelere geçecek olursak bizi daha çok ilgilendiren kısmı yapılan çalışmalarda Crohn hastalığında duyarlılık
duyarlılığa neden olan genlerin, otofaji genlerinin norovirüse yatkınlığını arttırdığını gösteriyor. Norovirüs tropizmi, inflamatuar bağırsak hastalığı, enfeksiyon ilişkisine katkıda bulunan bir faktör olabileceğini yayınlar bize söylüyor. Yine bir başka yayında hasta mukoza rejenere olurken mukozada artan kan grubu antijenlerinin ekspresyonu bu bölgelere norovirüsün ilgisini artırıyor. Bu çalışmalarda gösterilmiş, bu viral enfeksiyonlara artmış yatkınlık da hastalarda alevlenmelere neden olabiliyor. Peki klinik çalışmalar bunu destekliyor mu? Burada yeşille gördüğünüz çalışmalarda norovirüs enfeksiyonuyla inflamatuar bağırsak hastalığı alevlenmesi ilişkisi gösterilmiş. Yine bu çalışmada 2018 ve 2020'de özellikle bu gastrointestinal sistem panelleriyle çok çalışan bir grup. Bu grubun yaptığı çalışma burada yine norovirüs enfeksiyon sıklığının alevlenmelerde arttığını gösteriyor. Ama bunun tam aksini yani bir ilişki bulamadık diyen çalışmalarda bulunmakta. Ve enterik virüs enfeksiyonların daha ağır seyredebileceğini de yine bu çalışmalar söylüyor. Çünkü bizim hastalarımız aynı zamanda immünosüpresif tedaviler alan hastalar. Kitabi olan hani bilgiye baktığımızda Crohn hastalığı için norovirüs enfeksiyonları alevlenmeleri artırabiliyor. Bunun dışında işte Campylobacter, Clostridium difficile'nin de yine alevlenme neden olabileceğini biliyoruz. Ülcerative koli tarafına geldiğimizde sitomegalovirüs özellikle ciddi ilişki bulunmuş. Onun dışında bakterilerle de ülcerative kolit alevlenmesi arasında ilişki olduğunu biliyoruz. Bunun dışında hastalarımız yoğun immünosüpresif tedavi aldığı için hem bakteriyel, viral, ishal nedenlerine alakalı alevlenmeler ve bu enfeksiyonlar şiddetli olabilir. Hem de herpes virüs, işte HCV, hepatit B gibi viral nedenlere bağlı enfeksiyonlar da şiddetli olabilir. O yüzden biz hastaları mutlaka rutin tarıyoruz ve mutlaka da aşılıyoruz. İnflamatuar bağırsak hastalığı olan hastalarda klasik yöntemlerle panelleri karşılaştıran bir çalışmayla devam etmek istiyorum. Bu çalışmada gördüğünüz üzere gastrointestinal sistem patojen panelleriyle konvansiyonel panellere göre hastalarda 3 kattan daha fazlasında patojen saptanmış. Peki hani nerede fark? En önemli fark nerede oluyor? Clostridium difficile enfeksiyon tanısı genelde 3 aşağı 5 yukarı benzer. Daha çok Clostridium difficile dışındaki bakterileri gastrointestinal sistem panellerinde daha fazla tanımışlar. Yine viral nedenleri de yine panellerle daha iyi tanımışlar. Yine bu çalışmanın ilginç bulgularından birisi gastrointestinal sistem patojen panellerini genelde gastroenterolog olmayan acil hekimlerinin daha çok istediğini bu çalışma bize söylüyor. Bu çalışmanın belki de söylediği en önemli sonuçlardan birisi gastrointestinal sistem panellerinin alevlenme bulgularına gelen hastalarda klinik pratiği değiştirdiğini bu çalışma bize söylüyor. Eğer panelle test pozitifliği saplıyorsak tedavi değişikliği daha az yapılıyor. Yeni tedavi genellikle eklenmiyor. Bunun dışında söylediğim gibi bunu gastroenterolog dışındaki hekimler kullanırsa bu yanlış antibiyotik kullanma neden olabiliyor. İnflamatuar bağırsak hastalığı ilişkin tedavi değişikliğini geciktirebiliyor. Çünkü klinik enfeksiyon ajanı ilişkisini gastroenterolog daha iyi kuruyor. Çünkü inflamatuar bağırsak hastalığına da hakim olduğu için. O yüzden hani testi hastayı izleyen klinisyenin kullanması önemli. Bu testin yanlış kullanımı hastanın dışlarını uzatabiliyor. İleride bunlardan yine bahsedeceğim. Hastanın tedavisi inflamatuar bağırsak hastalığına yönelik tedavisi gecikince de hastaların cerrahi gereksinimleri artabiliyor. Ve sonuç olarak bu çalışmada yine panellerin duyarlılığının yüksek olduğunu söylüyor. Ama kolonizasyon problemi yani enfeksiyon mu kolonizasyon problemi hala devam eden önemli bir sorun, çözüm bulmak gerekiyor. Yanlış enfeksiyon tanısı yani kolonizasyon enfeksiyon sayarsak bu hastanın yatışlarını uzatabilir, gereksiz antibiyotik kullanmalarına sebep olabilir. Hastalar uzun süre hastanede yatacağı için hastane enfeksiyon oranları artabilir ve hastanın gerçek tanısı gecikebilir. Bir
başka çalışma, Axelrod'un yine çalışması, bu konuda çok uğraşan bir ekip. Burada da erişkin hastalarda yapılmış bir çalışma. Hastaların büyük bir çoğunluğunda Klostridium difficile ve diğer patojenler saptanmış, virüsler az bir kısmında saptanmış panellerle. Pozitif panel sonucuyla çeşitli parametreler karşılaşka ilişkilendirilmeye çalışılmış ama bir ilişki bulunamamış. İşte kolektomi oranları, Klostridium difficile öyküsü, inflamatuar bağırsak hastalığı süresi gibi önemli parametreler karşılaştırılmış. Proton pompa inhibitörü kullanımı, kolonoskopideki inflamasyon gibi. Ama bu çalışmanın da en önemli sonucu, PCR testi negatif olan hastalara ilaç eklenmiş, inflamatuar bağırsak hastalığı ilaçları eklenmiş veya dozları artırılmış. Pozitif hastalarda bu oran anlamlı oranda daha düşük bulunmuş. Yine aynı çalışmada enfeksiyon ve kolonizasyon ayrımının önemli bir sorun olduğunu söylüyor. Yine aynı grubun 2018'de daha büyük bir hasta grubuyla yaptığı başka bir çalışma var. Burada bir kontrol grubu da var. Bu çalışmanın da önemli sonucu özellikle norovirüs enfeksiyonunun Crohn hastalığı olan grupta üstatik kolite göre daha fazla olduğu. Bu yine bu çalışma gösteriyor. Yine görüyorsunuz üstatik kolitli hastalarda norovirüs enfeksiyonu kontrolden daha düşük. Yani Crohn hastalığı grubunda norovirüs enfeksiyonu alevlenmelerde üstatik kolite göre, kontrol grubuna göre oldukça farklı. Bakteriyel enfeksiyonlara baktığımızda onlar da üstatik kolite oldukça farklı. Yine düzeltilmiş, ecaz edilmiş sonuçlara baktığımızda yine benzer şeyleri görüyoruz. Norovirüs enfeksiyonu Crohn hastalığında bakterilerde üstatik kolite daha yüksek gibi duruyor. Ve alevlenmelerde PCR testlerinin tanısal bir aşama olarak kullanılması gerektiğini bu grup söylüyor. Yine benzer diğer iki çalışmada olduğu gibi negatif PCR negatif olan hastalar tedavi değişikliği daha fazla olmuş. Tedavi eklenen dozu artırılan grup görüyorsunuz. PCR pozitiflerde bu oran %18'lerde kalmış. PCR pozitiflerde tedavi, inflamatuar bağırsak hastalığı açısından tedavi daha az değiştirilmiş veya yeni ilaç daha az eklenmiş ve bu grup endoskopi ve histolojik bulgularla enfeksiyon ve alevlenmeyi biz ayıramıyoruz diyor. Gerçekten böyle endoskopik bulgular, histolojik bulgular inflamatuar bağırsak hastalığı da olsa, alevlenme de olsa, enfeksiyon da olsa birbirine benziyor. Birçok avantajından bahsettik. Tek örnek ve hızlı ve kolay tanı koyduğumuz bir laboratuvar yöntemi. Birçok mikroorganizmayı tanıyabiliyoruz. Sadece bizim öğrenciliğimizde, asistanlığımızda, kitaplarda kalan, işte bunların hepsi ishal yapar. İşte yaz olursa şu ishal yapar, kış olunca bu yapar. Şöyleyse işte bakteridir, böyleyse virüstür. Den daha öteye geçiyoruz ve etkeni tanıyabiliyoruz. Bu heyecan verici. Endikasyonlu olma durumlarda antibiyotikleri erken kesebiliriz. Bu önemli bir avantaj. Ama enterik enfeksiyon mu, alevlenme mi, bu ayrımı yapmak çok önemli. Bu da bir bizim için avantaj. Eğer bu bir enfeksiyonsa girişimsel işlemler azalır. Gereksiz kolonoskopiler yapmayız. Gereksiz hastaları izole etmeyiz. Ve gereksiz tedaviler de vermeyiz. Yine bu Axelrod grubunun bir derlemesinde bu panelleri umut verici olarak tanımlıyorlar. Alevlenmelerde, tanısal algoritmada mutlaka kullanılmalı diyor. Öte yandan evet kolonizasyon enfeksiyon ayrımı önemli bir dezavantaj. Bunun yanında antimikrobiyal duyarlılığı değerlendiremiyoruz bu testlerle. Maliyet belki de belimizi büken en önemli dezavantajlardan birisi. O yüzden biz klinik pratikte inflamatuar bağırsak hastalığının alevlenmelerinde, yani kronik ishallerin alevlenmelerinde bu testi yaygın olarak kullanıyoruz. Ama akut enfeksiyonlarda risk gruplarında bu testleri kullanmayı tercih ediyoruz. İmmün yetmezliği olan hastalar, graft versus host hastalığı gibi hem ayrıca tanı için gerekli hem de bu hastaların tedavisi oldukça önemli. Çünkü yoğun immünosupresif alan hasta grupları diyerek sözlerime son vermek istiyorum. Herkese teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler Sinan.
sanıyorum soru cevaba geçeceğiz sevgili Ceylan. Evet hocam, bir sorumuz var. Bu sırada diğer katılımcılarımız da eğer soruları yazarlarsa onu da yine konuşmacılarımıza sorularını yönlendirebiliriz. Soru sanırım Sinan hocam için, Sayın Ayşegül Taylan'ın sorusu. Amip tanısı ne kadar sıklıkla konuyor? Tanı için hangi yöntemi kullanıyorlar diye sormuşlar hocam. Amip tanısı için biz kendi klinik pratiğimizde hem direkt mikroskobiyi kullanıyoruz hem de amip antijeni bakılıyor Gazi Üniversitesi'nde. Ama direkt mikroskobide yani tahmin edecekleri üzere alınan örnekler bekleyebiliyor. İşte bazen evden getiriliyor. Örneğin nasıl laboratuvara teslim edildiğinden çok emin olamıyoruz. Yani direkt biz kendimiz hekim olarak bakmıyoruz. Laboratuvara gönderiyoruz. O yüzden direkt mikroskobiden genellikle amip tanısı çok koyduğumuz olmuyor. Genellikle biz antijen testleriyle tanı koyuyoruz. Teşekkürler hocam. Diğer katılımcılarımızdan sorusu olan var mıdır? Gülendam hocam el kaldırıyor ama bir saniye hemen kendisine söz vermeye çalışacağım. Hocam buyurun. Ben öncelikle bütün hocalarıma teşekkür ediyorum Ceylan. Buket hocam başta olmak üzere Sinan hocam. Meryem doktora öğrencim zaten. Ben sadece toplantıda da konuşmuştuk. Önemli olanın dirsek teması olduğuna inanıyorum. Klinisyenle yakın ilişkide olmak laboratuvarı da çok geliştiren bir olay. Biz de kendimizi bu şekilde geliştiriyoruz. Katkı sağlamak önemli çünkü hastaya katkı sağlamak. Ben çok teşekkür ediyorum Buket hocama, Sinan hocama. Gerçekten biz uyumlu çalışma sonucunda bence belli bir noktaya geldik. Gençlere de bunu öneriyorum, tavsiye ediyorum hocaları olarak. Teşekkür ediyorum Meryem'cim sana da. Teşekkür ederim. Ben burada Gülendem Hoca'ya çok teşekkür ediyorum. Biz ne zaman arasak Gülendem Hocam bizi kırmıyor. Telefonlarımıza bakıyor. Genellikle bu cep telefonuna oluyor. Dahili telefonlardan olmuyor. Çok çok sıkı işbirliğiyle çalışıyoruz. Bize çok yardımcı oluyor. Çok teşekkür ederiz. Sağ ol Sinan Hocam. Teşekkür mesajları var hocam. Onları da ileteyim. Yine Ayşegül Taylan'ın, Sayın Ayşegül Taylan'ın düzenleyenlere ve sunanlara teşekkürler mesajı var. Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Başkanımız Profesör Doktor Candan Çiçek Hoca'nın oturum başkanlarına ve konuşmacılara çok teşekkür ederim. Klinik laboratuvar işbirliğinin önemi bir kez daha vurgulandı. Çok güzel bir toplantı oldu. Elinize emeğinize sağlık şeklinde mesajları var. Başka soru var mıdır acaba? Ben hani yüzde olan toplantıda yine konuşmuştuk. Şimdi aklıma geldi, söylemeyi unuttum. Biz bu kolonizasyon, enfeksiyon ayrımını yapmak çok kolay değil ama biz hani bu testin spesifik testi ve sensitif yüksek olduğu için özellikle negatif prediktif değerinden daha çok faydalanıyor gibiyiz. Özellikle inflamatuar bağırsak hastalarında. Çünkü hasta alevlenmeyle geldiğinde biz onlara ya yüksek doz steroid veriyoruz veya immünospesifiği güçlendiriyoruz. Testi negatif bulursak daha bir güvenle bu işi yapıyoruz. Testi pozitif olursak bir düşünüyoruz. Acaba bu gerçekten enfeksiyon etkeni midir? Gerçek bir alevlenme midir? Bazen biraz ayak sürüyoruz. Bir acele etmiyoruz. Birkaç gün hastaya izin veriyoruz. Tabii hastanın kliniği değer verirse. Burada hani testin negatifliği bile bizim için çok anlamlı oluyor. Onu da belirtmek isterim. Teşekkürler hocam katkınız için. Sanırım başka sorumuz yok. Her iki konuşmacımıza da değerli katkıları için çok teşekkürler. Katılımcılarımıza da
Çok teşekkür ediyoruz. Buket Hocam, oturum başkanlığınız için de çok teşekkür ediyoruz. Ben de teşekkür ederim her iki konuşmacıya da. Teşekkür ederim. Düzenleyicilere elbette. Herkese iyi akşamlar diliyoruz. Hoşça kalın. İyi akşamlar. İyi akşamlar.